Ve Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca vatandaşlar Sivrice Gölü'nün yolunu tuttu. Gölün eşliğinde serinleyen vatandaşlar mangal yakıp semaver çayı içmeyi de ihmal etmedi. Doğunun gizli denizi Sivrice Gölü yaz mevsiminin sonuna doğru yaklaşsa da yine tıklım tıklım. Güzel, Karakçı'dan geliyoruz. Sivrice'nin güzelliğinin için gelmişiz. Gayet güzel, eğleniyoruz, mutluyuz. Nereden geliyorsunuz? Diyarbakır. Diyarbakır'dan buraya geldiniz. Peki seviyor muyuz Sivrice'yi? Sivrice çok güzeldir. Zaten tek dinleneceğimiz yer burası. Piknik yaptı, biraz suya. Güzel geçiyor gününüz. Güzel geçiyor. Gününüz? Çok güzel, çok eğlenceli. Ailecek işte güzel dediler. Biz de geldik. Gezdik, güzel olduğunu gördük. İnşallah başka zaman bir daha gelmeyi düşünüyoruz. Güneş yakıp kavursa da Sivrice Gölü yine ziyaretçileriyle dolup taştı. Hem Elazığ'dan hem de çevre illerden gelen vatandaşlar soluğu Sivrice'nin eşsiz manzarasında aldı. Pazar günü burada değerlendirdik. Beklediğimizden daha güzel bir yer gördük. Yani güzel ya. Her hafta gelinmesi gereken bir yer. Evet, pazar günümüzü burada geçirelim. Çocuklarla eğlenelim dedik. O yüzden geldik. Ergani'den geliyorum. Ergani'den geldik. Peki seviyor muyuz Sivrice'yi? Ya valla seviyoruz. Hani en yakın yer olduğu için sürekli geliyoruz. Çok güzel. Her hafta geliyoruz buraya. Çok güzel yer. Ailemizi alıp geliyoruz öyle. Havası güzel, geliyoruz. Güzeldir. Evet. Pazar gününü de burada değerlendiriyorsunuz. Evet. Diyarbakır'dan. Diyarbakır'dan geldik. Evet. Güzel mi peki Sivrice, seviyor musunuz? Seviyoruz, güzel. Bir sıkıntı yok yani, çok şükür. Ergani'den geliyoruz. Hı hı. Aynen. Peki seviyor musunuz burayı, nasıl buluyorsunuz? Yani bir güzel bir aktivitemiz burası var. Hani gelip böyle ailece kalabileceğimiz bir tek burayı görebiliyoruz. Hani güzel, güzel gidiyor. Evet. Yani değişik bir havada, çok seviyoruz tabii. Hı hı. Yani her sene geliyoruz buraya. Hı hı. Yani sürekli geliyoruz, her yaz buradayız sürekli. Yani onun dışında hiçbir eksiği yok bence. Her şey güzel. İyi eğleniyoruz. Yani şu anda ilk defa geldik. Şu anda iyi yani. Çok güzel. Biz dün geldik. Çadırlarda kaldık. Bugün de burada geçirdik günümüzü. Evet. Çok güzel geçti. Çocuklar eğlensin diye geldik bugün. Eğlenmeyen akşama kadar eğleneceğiz inşallah. Diyarbakır'dan geliyoruz. Ailecek bir piknik yapalım dedik. İyi. Tercihiniz de Sivrice oldu. Sivrice güzel. Kulaktan kulağa güzel geliyor. İlk defa geliyoruz. Güzel. Merhabalar, Malatya'dan geliyoruz. Piknik için geldik. Aynı zamanda güzel bir tatil organizasyonu yapalım dedik. Burayı seçtik, değerlendirdik. Güzel bir yer bizce. Efendim, nereden geliyoruz? Malatya. Neden peki Sivrice? Vallahi güzel olduğu için. Sakin olduğu için. Yani neşeli, güzel. Komşularımızla geldik. Güzel bir gün geçiriyoruz. Pazarın tadını en çok çıkaranlar şüphesiz çocuklar oldu. Vallahi çok güzel. Yüzüyor, atlıyor. Evde arkadaşlarımla oynuyorum. Burada izliyorum. Hava nasıl peki? Güzel mi burası? Güzel. Evet, eğleniyor. Çok güzel. Çünkü burası çok güzel. Sivrice eskiden burası. Burada disco şeyler çalıyordu ama şimdi çalmıyor işte. Çok güzel. Nereden geliyorsun peki? Kovancılar. Kovancılardan buraya geldin. Evet. Peki seviyor musun burayı? Neler yapıyorsun? Şimdi izliyoruz. Çok seviyorum. İyi ki geldik. Burada izliyoruz. Kuzenlerim falan da geldi. Nereden geliyorsun? Malatya. Peki seviyor musunuz Sivrice'yi? Çok seviyoruz. Vatandaşlar çevrenin daha bakımlı hale getirilerek eksikliklerinin giderilmesini istiyor. Bunu özellikle ben bir misafir olarak söylüyorum yani ya. Yani 27 lira tamam, ben verebilirim. Bak tekrar söyleyeyim, üçüncü defadır söylüyorum. Ama veremeyen vatandaş var, fakir insanlar var. Ama güzel bir yer, gerçekten güzel bir yer. Yani sağ olasın, size çekim yok. Biz Taurfa'dan geldik buraya. Bak 3 araba gelmişiz. Bak şu bir arabalarımıza da bak. 3 araba gelmişiz. Yani buranın güzelliğini bize anlattılar. Çok güzel. Vallahi güzel. Biz senede 2 defa geliyoruz buraya. Beğeniyoruz ama yani tesis anlamında hani bir şey yapmıyorlar. Kirli etraf. Şezlonglar falan hani eksik. Yani giriş ücreti alıyorlar, görüyorsunuz. Bir sürü araba girmiş. Bir sürü mesela para kazanıyor buradan ama biz sabah erken çıktık. Şöyle bir sahil boyu hemen hemen Kezine kadar ulaştık. Oturacak yer bulamadık. Yani şimdi şu Sivrice'mizin genel etrafındaki şöyle bir
park düzeyinde temizlik yapılsa insanlara daha güzel böyle avantajlı, daha güzel oturacak yerler sunulursa herkes daha iyi rahat eder. Vallahi ilk defa geliyoruz da biraz suları pis. Yani bana göre. Evet. Daha temiz olsa yani herhalde bakım yok. İlgilenen yok herhalde. Evet. Yani bu kadar yani. Peki eksiği varsa neler yapılmalı sizce? Yani daha düzenli bir şey olmalı. Yani bakıyorum yani hayvan pislikleri, ot, yani insanlar gibi yani sonuçta sağlık. Ya bunun eksiği biraz su kirli aslında, suyun biraz daha temiz olması, biraz daha güvenliğin artılması gerekiyor. Konuda biraz eksiklikler var. Onun dışında gayet iyi ya, güzel ya. Havası güzel. İyi bir bakım yapılırsa daha güzel olur. Biraz bakımsız kalıyor. Yani bizim zaten bu bölgede gelebileceğimiz tek yer burası. O yüzden daha güzel, böyle daha bakımlı olmasını istiyoruz. Çeşme olsaydı işte, ise elimizi falan yüzümüzü yıkayabileceğimiz veya eşyalarımızı yıkayabileceğimiz bir yer olsaydı iyi olurdu. Yani bakım yönünden birazcık mesela daha şenzoklar falan olabilir, ekstradan şemsiyeler olabilir. Birazcık da temizlik yönünden daha iyi olabilir aslında. Serinlemeye geldik aslında, yaz sıcaklarından burada kaçıyoruz biraz da. Etraftaki çevre düzeni biraz daha iyi olursa tabii ki daha da eğleneceğiz. Azar Gölü'nün suyunun kirli olmadığını, çevresinde sorun olduğunu belirten Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, ilçeye giden vatandaşların da çevre temizliğine dikkat etmesi çağrısında bulundu. Sivrice Gölü'nün yoğun bir sezon geçirdiğini belirten Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Sivrice Gölü'nün en temel sorunlarından biri kıyılarının kullanılmaması dedi. Hakikaten bu yıl ilçemize dışarıdan binlerce insan akın ediyor. Bunların bir kısmı yazlıkları var, oralarda konaklıyor. Bir kısmı da günübirlik gelip ilçemizi ziyaret ediyorlar. O yüzden Sivrice yoğun bir sezon geçiriyor diyelim bu yıl. Sivrice Gölü'nün çevresini, Sivrice Gölü'nü ciddi bir şekilde masaya koyup değerlendirmek lazım. Yani şimdi Sivrice Gölü'nün en temel nedenlerinden biri de kıyılarının, göl kenarının ve göl kenarındaki belli boş kalan alanların kullanılamaması. Asıl sorun, asıl problem buradan kaynaklanıyor. Yani burayı biz hizmete açmadığımız müddetçe, sahiplendirmediğimiz müddetçe bu kadar alanın kontrol edilmesi oldukça zor. Başkan Gündoğan, Sivrice'ye gelen vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek ve ilçeye katkı sağlaması için boş alanların faaliyete açılması gerektiğini ifade etti. Yani kazan kazan diyoruz ya, hem gelen vatandaşın daha rahat edebileceği, bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği, en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanların olması, hem de ilçe halkına bir katkının sunulması gerekiyor. Bunun için de bizim bu alanları mutlaka ve mutlaka kullandırmayı açmamız lazım, sahiplendirmemiz lazım. Yoksa aksi takdirde bu şekilde bizim alanları kontrol etmemiz mümkün değil. Bunun yanında belediye buranın temizliğini yapıyor mu? Evet yapıyor. Biz yaz boyunca 10 kişilik özellikle kıyılardaki alanların temizliği için personel ayırmışız ve kullandırıyoruz. İnanır mısınız? Sabah temizlediğiniz yeri akşam gidip gördüğünüzde hiç temizlenmemiş gibi görünüyor. Hani neden? Çünkü binlerce insan oraya geliyor ve çöp taşıyor. Bir de bizim insanımızın çevreyi kullanmasında hakikaten ne yazık ki ciddi bir problem var. Yani biz hep neden temizlenmiyor diye şikayet ediyoruz ama ya bunu kim kirletiyor? İnsan kirletiyor. İnsanoğlu kirletiyor. Eğer kirletmese bunun temizlenmeye de çok ihtiyacı kalmaz. Ama o yüzden bunu hep söylüyoruz, dile getiriyoruz. Lütfen kullandığımız alanları temiz kullanalım. Yani biz sahiller boyunca, yol boyunca insanların yoğun olduğu yerlere çöp konteynerleri koymuşuz. Ve özellikle çöplerini piknikleri bittikten sonra alıp o konteynerlere koymaları, orayı temiz kullanmaları çok önemli. Gündoğan, Hazar Gölü'nün suyu kirli değil, çevresinde sorun var dedi. Hazar Gölü'nün suyu kirli değil. Yani özellikle bir Sivrice alanında suya kanalizasyonun falan aktığı yok. Yani gelsinler beraber gezelim, kontrol edelim. Gölün çevresinde bir problem var. Çevre kirliliği var göldeki. Ana unsur çevre kirliliği. Ben Sivrice açısından, Sivrice'ye ait olan alan için konuşuyorum. Bu çevre kirliliği nedir? Gelen vatandaşlarımızın burayı temiz kullanmaması. Hani tekrar etmiş olacağım. İnanın ki sabah temizliyorsunuz, akşam gidiyorsunuz aynı hal.
Yani aynı şekilde alan da oldukça büyük. Alan da büyük olduğu için ister istemez bu kirlilik göze çarpıyor. Çevre kirliliği. Bununla da başa çıkmak zor oluyor. Elazığ'a bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Elazığ eski valisi Muammer Muşmal ve daire başkanı Metin Güven medya grubumuzu ziyaret etti. Görev yaptığı Elazığ ile şimdiki Elazığ'ı değerlendiren Muşmal, 5 senedir Hazar şiir akşamlarının yapılmamasının kendisini üzdüğünü ifade etti. Elazığ'a bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Elazığ eski valisi Muammer Muşmal ve daire başkanı Metin Güven medya grubumuzu ziyaret etti. Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Muşmal, görev yaptığı Elazığ'la şimdiki Elazığ'ı değerlendirdi. Bu gelişimle Elazığ'ın olumlu yanlarını da ve olumsuz yanlarını da gördüm diyen Muşmal, Hazar şiir akşamlarının 5 yıldır yapılmadığını öğrenmem beni çok üzdü dedi. Elazığ çok değişmiş, fiziken çok değişmiş. Biraz gördüğüm kadarıyla kültürel olarak da biraz değişmiş. Fiziken hem olumlu hem olumsuz gibi gördüm biraz şöyle. Her taraf dağ taş bina olmuş. Ama bina olan yerlerde yeşil az gördüm. Bugün hakikaten gezerken de arkadaşlara söyledim. Dedim ki buralara mutlaka, yani bu tabii belediyelerin görevi, ruhsat verenlerin görevi, sanki böyle yeşil alan mecburiyeti getirmek gibi bir şey yapmaları lazım diye düşünüyorum. Çok bina yapılmış. Tabii depremde çok yer yıkılmış. Bu kadar binaya, hatta Mehmet Bey'e inşaatçı olarak sordum da, bu kadar binaya ihtiyaç oluyor mu dedim ya Elazığ'da. Bu kadar büyüyor mu? Bana çok geldi biraz. Çok fazla yapılaşma geldi. Ve yeni tepeler, görülen her tepeyi inşaat olarak mı gördünüz dedim. Bu ne ya? Hep inşaat yapılıyor. Bunun haricinde 5 yıldır Hazar şiir akşamlarının yapılmadığını öğrendim. Bu beni gerçekten üzdü. Hazar şiir akşamları ilk başlatandan Allah razı olsun, İşte Sivrice'nin kenarında başlatılmış, ona destek veren tüm idarecileri, tüm sivil toplum örgütlerini, Elazığlıları ben baştan kutluyorum bir kere. Ama son 5 yıldır da hiç yapmayanları da birazcık eleştiriyorum. Hatta devletin yapması gereken bir faaliyeti Elazığ yıllarca yaptı. Bu kültür bazında söylüyorum ben bunu. Gerek Elazığ Okuyor'la yaptık, ondan sonra Ana Baba Okulu'yla yaptık, Türk Dünyası Hizmet Ödülü'yle, Hazar Şiir Akşamları'yla. Yani Hazar Şiir Akşamları buranın idarecilerinin aslında elinde bir altın tepsi. Veya külçe altın gibi bir şey. Bunu işlemek lazım. Nasıl yok edersin? Gerçekten söylüyorum. Vallahi üzüldüm. Ya Elazığ, Doğu'nun ve Güneydoğu'nun önemli kültür merkezlerinden biridir. Hatta ilk geldiğimde bana ziyarete gelenler birer kitabıyla geliyordu. Dedim ki ya ne değişik bir yer burası. Herkes yazar çizer mi? Kimi şiir kitabıyla, kimi işte normal romanıyla, kimisi başka kitaplarıyla falan gelir. Buna ben üzüldüm. Elazığ Belediyesi Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazaları nedeniyle pazar günü yapılması planlanan yaz şenlikleri programının iptal edildiğini duyurdu. Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen yaz şenliklerinin pazar günü programı iptal edildi. Konuyla ilgili Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazaları nedeniyle pazar günü yapılması planlanan ve sanatçı Dursun Şimşek'in sahne alacağı yaz şenlikleri programı iptal edilmiştir denildi. Öte yandan Cuma günü hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Abdullah Şekeroğlu ile Adnan Çilesiz konserlerinin pazartesi günü, trafik kazaları nedeniyle ertelenen sanatçı Dursun Şimşek konserinin de salı günü yapılacağı açıklandı. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve İl Teşkilatı Kopar Uşağı Köyü sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi. Hüdapar seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Elazığ'a gelen Genel Başkan Yardımcısı Avukat Şahin, İl Başkanı Yasin Kavaklı ve teşkilatı ile birlikte merkeze bağlı Kopar Uşağı Köyü'nü ziyaret etti. Köy sakinleriyle bir araya gelen Şahin, sorun ve talepleri dinledi. Ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Şahin,
Alacakaya, Palo ve Merkez köyleri ziyaret gerçekleştiriyoruz. Halkın sorunlarını dinliyoruz. Şu anda bulunduğumuz Kopar Uşağı köyü olsun, diğer köylerde de gözlemlediğimiz sorunların başında köylerde genç yok. Çünkü gençlik köyünde bir gelecek göremiyor. Eli iş tutan genç köyünü bırakıyor ve gurbet ellere gitmek zorunda kalıyor. Çünkü köylerimiz üreten değil, artık tüketen bir konuma gelmiş durumdadır. Sütü, eti, yumurtayı köylü artık gidip şehirden getiriyor. Her platforma da üretim ekonomisi diyen iktidarın bu söyleminin karşılığını köylerde maalesef göremedik. Partimiz Hüdapar seçime tek başına giriyormuşçasına Haziran 2023 seçimlerine çok yoğun bir şekilde sahada çalışmalarına devam ediyor. Mevcut ittifaklar içerisinde partimizin almış olduğu bir karar mevcut değildir. Hiçbir ittifaka angaje olmuş değiliz. Ancak şu bu anlama da gelmesin. Hüdapar değişen Cumhurbaşkanlığı sistemine paralel olarak ittifak seçeneğini de güçlü bir şekilde değerlendirmektedir. Bir ittifak arayışı içerisinde değiliz ancak bir ittifak teklifi geldiğinde yetkili kurumlarımızla hızlı bir şekilde değerlendirilip karara bağlayacağız. Yapacağımız ittifak da kazan kazan tarzında olacaktır. Ben inanıyorum ki Hüdapar 2023 seçimlerinde en doğru kararı alacaktır. Mecliste temsil kabiliyetini yakalayabilecek bir kararla yoluna devam edecektir. Bu nedenden dolayı gezdiğimiz yerlerde vatandaşımızın Hüdapar'a olan ihtiyacını gördük. Hüdapar'ın mecliste olması konusunda çok ciddi bir beklenti söz konusudur. İnşallah partimiz de bu beklentiyi karşılayacaktır ifadelerine yer verdi. Edirne Vali Yardımcısı Elazığlı hemşehrimiz Batuhan Ciğerci hayatını Hilal Demir ile birleştirdi. Görkemli bir düğün töreniyle dünya evine giren çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Edirne Vali Yardımcısı hemşehrimiz Batuhan Ciğerci Hilal Demir ile dünya evine girdi. Genç çiftin düğün törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Minder, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Yargıtay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, siyasi parti il başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum örgütleri ve davetliler katıldı. Çift salona çaydı çıra eşliğinde girdi. Genç çiftin nikahını Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kıydı. Çok kıymetli misafirler, öncelikle sizleri saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Çiftimizin nikah törenine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Genç çift, şahitlerin ve davetlilerin huzurunda iyi günde, kötü günde bir ömür boyu birlikteliğe evet dedi. Sayın Hilal Demir, Sayın Eyüp Batuhan Ciğerci, hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenle ve en gür sesinle eş olarak kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. Sayın Eyüp Batuhan Ciğerci, Sayın Hilal Demir'i hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenle eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Aile cüzdanını takdim eden Emniyet Genel Müdürü hemşehrimiz Mehmet Aktaş çifte mutluluklar diledi. Değerli büyüğümüz, Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş abimize aile cüzdanını takdim ediyorum. Hepimizin şahitliğinde, bizlerin resmi şahitliğinde, sizlerin de fahri şahitliğinde kurulan bu yuvanın sevgiyle, saygıyla, muhabbetle dolu dolu olmasını ve bir ömür boyu sürmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yine Sayın Başkanımız da az önce söyledi. Yine Allah'tan kendilerine sağlıklı, sıhhatli, vatanımıza, milletimize, insanlığa saygı faydalı ki aynen kendileri gibi evlatlar da nasip etmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Tabii bu vesile Sayın Cumhurbaşkanımızın çocuk sayısıyla ilgili tavsiyesini kendilerine hatırlatıyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Evet. Arttırdı mı? En az 3. 3 artı 1 oldu. İnşallah daha fazlası olur. Evet. Şimdi bu evlilik cüzdanını işin doğrusu ben Hilal kızımıza vermek istiyorum. Çünkü bu kaymadamların işi çok olur. Gecesi gündüzü belli olmaz. Bunlar biraz da dağınık çalışırlar. O nedenle bunu nereye koyacağını filan belki karıştırır, kaybeder.
Onun için ben sağlama alayım ve Hilal kızımıza gelin hanıma veriyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Nikah merasiminin ardından gecenin ilk dansı çiften geldi. Düğün töreni Elazığ türküleriyle devam etti. Medya grubumuz olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Elazığ'da iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Silahların konuştuğu kavgada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Çaydaçıra mahallesinde aralarında önceden husumeti bulunan iki aile bireyleri karşılaştı. Kısa sürede çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi pompalı tüfek, bir kişi ise bıçakla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Elazığ'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken arıcıların maske içerisinde zorlu mesaisi sürüyor. Tatlı bir hasat için güneşin alnında alın teri döken arıcılar bir yıllık emekleri için yoğun mesai harcıyor. Elazığ'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi herkes gibi arıcıları da etkiliyor. Bal sağımının devam etmesiyle arıcılar neredeyse tüm gününü kovanların başında geçiriyor. Güneş altında ve maske içerisinde çalışan arıcılar bir yılın emeğini almak için zorlu bir mesai harcıyor. Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken bu durum maske içerisinde daha da artıyor. Tatlı bir hasat için güneşin altında ter içerisinde kalan arıcılar şartlar zorlu olsa da işini severek yapıyor. Sabah geliyoruz, zaman zaman burada 7-8 saat kalıyoruz. Bu sıcakta maske giyiyoruz. Burada hiç oturacağımız bir alan veya dinleneceğimiz, havalayacağımız bir yer yok. Çünkü arı seni rahat bırakmıyor. 7-8 saat bu maskenin içinde, bu kıyafetin içinde arının bakımıdır, arının sağımıdır, diğer işleridir. 40-45 dereceyi buluyor. İşten çıktığımız zaman, arının içinden çıktığımız zaman sanki dersin banyo yapmış gibi, üzerimiz su gibi her taraf suya kesiyor. Bu sıcakta ama yapılacak başka bir şey yok. İşimiz bu. Bu işi de en iyisini yapmak istiyorsak çok çalışmamız lazım. Onu da yapıyoruz ama sıcak bizi bayağı yoruyor, bayağı da perişan ediyor. Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, arıcıların zorlu sürecine değindi. Bu bölgede bal sağımı özellikle o Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir. Ağustos ayı da bu bölgede özellikle sıcakların en yüksek seviyelerde yaşandığı bir ay olmakta. Özellikle arıcılarımız sabah başlayıp da akşama kadar yaşamış oldukları mesailerde 45 dereceyi bulan sıcaklarda bu maskenin altında çalışmak zorunda kalıyorlar. Arıcılarımızı burada tutan veya bu sıcaklarda onları heyecanla, şevkle çalıştıran tek sebep vardır. Bu mesleği severek yapıyorlar. Çünkü normal koşullarda bir insanı bu maskenin altında, bu koşullarda, bu sıcaklıkta, şu ağırlığa bıraktığınız zaman inanın ki bu kadar süre içerisinde kalması mümkün değil. Çok ciddi bir su sarfiyatı söz konusu. Özellikle arıcılarımız bunu yaparken hep umut ve ümit içerisinde. Elazığ'da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve izleme projesi çerçevesinde arazi çalışması yapıldı. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve izleme projesi nedeniyle Elazığ'da çalışma yapıldı. Elazığ'ın doğal güzellikleri gözler önüne serilirken biyolojik çeşitliliğin izlenmesi çalışmaları çerçevesinde dövmeli çöven bitkisine ait tohumlar, Elazığ Doku Kültürü Laboratuvarları ve sırasında üretim çalışmalarında kullanılmak üzere toplandı. Elazığ Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından biyolojik çeşitliliği artırma çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Bükümlü köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Keban ilçesine bağlı Bükümlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi. İstanbul Elazığ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği, ELFED'in destek olduğu Osmanlı döneminde Harput Konferansı 2 Eylül Cuma günü İstanbul'da gerçekleşecek. Bazı ünlü isimler de bu önemli konferansa davet çağrısı yaptı. İstanbul Elazığ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği, ELFED'in destek olduğu Osmanlı döneminde Harput isimli konferans İstanbul Bağcılar'da yapılacak. 2 Eylül Cuma günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konferansa konuşmacı olarak Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Yılmaz Çelik katılacak. Bazı ünlü isimler de bu önemli konferansa İstanbul'da ve çevre ileride yaşayan bütün Elazığlıları davet etti. Kıymetli Elazığlı dostlar, İstanbul Elazığlılar Derneği'nin Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlemiş olduğu konferansa ben de davetliyim. Davet eden Akın Aktı kardeşime teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçenleri de tebrik ediyorum. Tüm Elazığlı dostlarla orada buluşmaktan mutlu olacağım. Aranızda olmaktan keyif alacağım. İnşallah ben de geleceğim. Gelmek için gayret edeceğim. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Sevgili hemşehrilerim, değerli Elazığlılar. İstanbul Elazığlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 2 Eylül'deki Bağcılar'daki konferansa ben de katılacağım. Elazığlı bir yönetmen olarak, fotoğrafçı olarak. Hepinizi orada görmekten gurur duyacağım. Tanışmaktan, elinizi sıkmaktan şeref duyacağım. İnşallah orada tanışırız, görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Elazığlı olmaktan gurur duyuyorum. Bu organizasyonda emeği geçen Akın kardeşime de sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili Elazığlılar, Akın Aktı kardeşimin daveti beni çok mutlu etti. Unutulmamak güzel bir şey. Teşekkür ediyorum size. Ama maalesef aranızda olamayacağım. Almanya'dayım. Aileyi buraya taşıdık. Küçük oğlan burada eğitim yapacak, top oynayacak. O yüzden olamayacağım. Kalbim orada. Hepinizi öpüyorum, çok seviyorum. Hoşçakalın. Merhaba, ben Mehmet Deli Orman. Eski Elazığ sporlu futbolcuyum. İstanbul Elazığlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin İstanbul'da düzenlemiş olduğu Osmanlı döneminde Harput Tüneli Konferansı'na davet edildim. Bu etkinliğe bizleri davet eden Akın Akgü Hocam'a, dostumuza teşekkür ediyorum. Konferansta görüşmek üzere tüm Elazığlı ve Elazığ sevdalarına selamlarımı götürüyorum. 2 Eylül'de İstanbul Elazığlılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu etkinliğe katılacağım. Tüm Elazığlıları, Elazığ'ı sevenleri etkinliğimize bekliyoruz. Bizler de orada olacağız. Bu etkinlikte yer alan Akın Hocama da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çetin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin'in oğlu Burak Çetin, Aleyna Duralı ile Dünya Evi'ne girdi. Çetin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin'in oğlu Burak Çetin hayatını Aleyna Duralı ile birleştirdi. Düğün merasimine AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, Elazığ eski valisi Muammer Muşmal, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Gecenin ilk dansı da Aleyna ve Burak çiftinden geldi. Bana,
Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya tarafından nikahları kıyılan genç çiftin nikah şahitliğine AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ eski valisi Muammer Muşmal ve eski daire başkanı Metin Güven yaptı. Hasan Hüseyin kızı Zelal Aleyna Duralı, Mehmet oğlu Burak Çetin'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Siz Mehmet oğlu Burak Çetin, Hasan Hüseyin kızı Zelal Aleyna Duralı'yı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Sayın şahitler, siz de genç çiftlerimizin evlenmelerine şahitlik ediyor musunuz? Şahit ediyoruz. Allah mesut etsin, mutlatsın. Şahitlik ediyorum. Allah hayırlı öylesin. Şahitlik ediyorum. Allah mesut ve bahtiyar etsin. Şahitlik ediyorum. Allah mesut ve bahtiyar etsin. Genç çifte nikah cüzdanını AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ takdim etti. Cenab-ı Allah Burak ve Zelal kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar nasip etsin. En kötü günleri bugün gibi olsun. Ömür boyu mutluluklar diliyorum kendilerine ve aile cüzdanını iyi muhafaza etmesi düşüncesiyle gelin hanıma takdim ediyorum. Allah hayırlı olsun. Medya grubumuz olarak Aleyna ve Burak Çetin çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Genç çiftimize mutluluklar diliyoruz. Polat İnşaat Genel Koordinatörü Ahmet Akalın'ın kardeşi Aziz Akalın, Elif Unan ile dünya evine girdi. Genç çifti bu mutlu günlerinde sevenleri de yalnız bırakmadı. Polat İnşaat Genel Koordinatörü Ahmet Akalın'ın kardeşi Aziz Akalın, Elif Unan ile hayatını birleştirdi. Genç çifti bu mutlu günlerinde sevenleri de yalnız bırakmadı. Çift misafirlerin karşısına çayda çıra eşliğinde çıktı. Çiftin nikahı salonda kıyılırken şahitliklerini ise Müsait Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan, Kanal 23 Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Polat, eş insanı Ahmet Yılmaz, El Aziz Kooperatif Başkanı Mahsum Oğuzhan, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya yaptı. Sayın Elif Unan, Sayın Aziz Akalan'ı hiçbir baskı altında kalmadan kendi ömür iradenizde eş olarak kabul ediyor musunuz? Sayın Aziz Akalın, Sayın Elif Unan'ı hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Çiftin aile cüzdanını takdim eden Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya bir ömür boyu mutluluklar diledi. Hanım kızımıza, genç kardeşimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ben Aziz kardeşim küçüklüğünden beri tanıdığımdan dolayı evli cüzdanını Aziz kardeşime deyip gelin hanıma takdim edeceğim. Rabbim hayırlı uğurlu olsun. Hanıma bu emanete çok daha fazla ehemmiyet verip göz nuru gibi sakladı kalman dolayı ben onun kızımıza cüzdanını teslim ediyorum. Rabbim bir yastıkla kocasın, Allah yüzünüzü güldürsün. Nikah merasiminin ardından gecenin ilk dansı çiftten geldi. Genç çifti bu mutlu günlerinde sevenleri de yalnız bırakmadı. Medya grubumuz olarak Aziz Elif Akalın çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Genç çiftimize mutluluklar diliyoruz. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen.
ve günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Elazığ Spor'da 3. etap hazırlık kampı sabah yapılan tek çalışmanın ardından sona erdi. Bordo Beyazlı futbolcular 3 günlük iznin ardından 25 Ağustos'ta çalışmalara yeniden başlayacak. Elazığ Spor'da 3. etap kampı sona erdi. 3 hazırlık dönemi geçiren ve bu süreçte yoğun antrenman temposuyla yorgun düşen futbolculara teknik heyet tarafından 3 günlük izin verildi. Saat 08.30'da Elazığ Spor tesislerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 80 dakika süren günün tek idmanında Bordo Beyazlılar dayanıklılık çalışmasına tabi tutuldular. Teknik sorumlu Ramazan Çelik ve yardımcıları gözetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları bulunan Hasan Ekici ve Ahmet Ormanoğlu dışında tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Bordo Beyazlı oyuncular 3 günlük iznin ardından 25 Ağustos günü yeniden Elazığ'da bir araya gelerek kendi tesislerinde sezonun ilk maçı olan 1954 Kelkit maçı hazırlıklarına start verecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Anadolu'yuz biz projesi kapsamında Hatay ilinden gelen 40 genç ve koordinatörler 4000 yıllık kadim kültüre sahip Elazığ doyasıya gezip mutlu ayrıldılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Anadolu'yuz biz projesi kapsamında ilimizi gezme fırsatı bulan Hatay ilinden gelen gençler ve koordinatörler Elazığ'dan memnun ayrıldılar. Hatay'dan gelen gençler Elazığ'da geçirdikleri süre zarfında Sivrice, Keban, Baskil, Harput, Kapalı Çarşı ve şehir merkezini gezerek hem Elazığ'ın kültürünü öğrendiler hem de yöresel lezzetleri tatma imkanı buldular. 4 gün süren programın ardından düzenlenen veda gecesiyle memleketlerine dönen gençler ilimizden memnun ayrıldılar. Elazığ'ı herkesin görmesi ve gezmesi gerektiğini belirten gençler, aziz şehirden övgüyle bahsettiler. Buraya Hatay'dan geliyorum. Gençlik Bakanlığı'nın düzenlediği Anadolu'yuz biz projesiyle beraber geldik. Burada Elazığ'ı geziyoruz ve Elazığ'ı öğreniyoruz. Elazığ kültürünü öğreniyoruz. Bugün burada son gecemiz. Öncelikle Elazığ çok güzel bir şehir. Genelde insanların doğu şehirlerine karşı bir ön yargısı olur. Fakat gerçekten bu ön yargıyı kırmanız gerekiyor. Bence burayı gelip görmelisiniz. Gelip göremiyorsanız bile en azından internetten bakmanız gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir şehir. Ben buraya katıldığım için çok mutlu oldum. Umarım herkes bir gün Elazığ'ı gezebilir. Bence elinizde imkan varsa Elazığ'a gelmelisiniz. Öncelikle merhaba. Ben Azizhan, soyadım Taş. Hatay'ın İskenderun ilçesinden geliyorum. Buraya bu güzel memleketimizi, Elazığ'ımızı gezmeye geldik. Tarihi yerlerini, işte güzel şehrimizi gezmeye geldik. Öncelikle Harput Kalesi'nden bahsedeyim biraz. Gerçekten çok büyülücü, çok güzel bir yer. Sonra Keban Barajı'na gittik. Beni çok etkileyenlerden bir tanesi de Keban Barajı'ydı. Hazar Dağı'na gittik. Orada kuşlarımıza yemler hazırladık. Orası da çok güzeldi. Ama en çok beni etkileyen şey, ben hayatımda ilk defa gençlere bu kadar değer veren bir ile geldim. Gerçekten de gençlerine çok değer veriyor. Himayesi altına alıyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Bu çok hoşuma gitti. Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ederiz. Valiliğimize, İl Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren yaptığı açıklamada, 4 gün programında ardından veda gecesiyle ilimizde ağırladığımız gençlerimizi evlerine uğurluyoruz. Tabii yaz boyunca projelerle 200'den fazla genci şehrimizde ağırladık, tanıttık. Bakanlığımızın yürüttüğü çok kıymetli bir projede Hatay ilinden gelen gençlerimizi de ağırladık. Elazığ'dan Hatay'a bir gönül köprüsü kurduk. Hatay'dan gelen ikinci kafilemiz. İlimizin önemli tarihi ve kültürel yerlerine ziyaretler gerçekleştirildi. Yöresel lezzetlerimizi tatma imkanı buldular. Keban'dan Sivrice'ye, Baskil'den Harput'a kültür gezileri düzenledik ve nihayetinde hüzünlü olsak da program sona erdi. Gençlerimizin tabiriyle dolu dolu bir program geçirdik. Bu program çerçevesinde yine Anadolu'nun farklı illerinden gelen gençlerimize tarihimizi, kültürümüzü anlatmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda da ilimize gelen gençlerimiz de geldikleri günden itibaren bizatihi ilgilenen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor. Gençlerimize yaşamlarında başarılar diliyorum ifadelerine yer verdi. Yeni sezonda Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Elazığ Basketbol Kulübü son olarak Giresun Belediye'de forma giyen Emine Adan'ı renklerine bağladı. İlimizi İl Özel İdari Spor Kulübü takımıyla birlikte Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde temsil edecek olan Elazığ Basketbol Kulübü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Bordo Beyazlı takımımız son olarak Giresun Belediye takımından Emine Adan'ı transfer etti. 24 yaşındaki oyuncunun guard pozisyonunda oynadığı ifade edilirken Elazığ Basketbol Kulübü'nden yapılan açıklamada genç oyuncuya başarılar dilendi. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyoruz. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.